Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu Teala Hazretleri kulu olarak yaşamayı ve huzuruna hakiki bir kul olarak çıkmayı nasip eylesin. Bizim Mevlamız yarattı. Onun kuluyuz. Kul köle demektir kul köle Farsçası kul Türkçesi köle işte Arapça abd deniyor. Mevla'nın kölesiyiz. Onun mülküyüz. Onun mülkünde yaşıyoruz. Bütün yaşamamızı sağlayan nimetler hep onun tarafından bize bahşedilmiş, yaratılmış. Dolayısıyla onun mülkünde istediğimiz gibi at koşturamayız. İstediğimiz gibi yaşayamayız. Ben hür bir bireyim. Ben istediğim gibi yaparım, yaşarım. Bu Müslümanın söyleyeceği bir şey değildir. Evet, insan hukukunda, insanların kendi arasındaki hukukta hürüz. Efendim kendi tasarruflarımıza Mevla malik kıldığı kadarıyla, müsaade ettiği kadarıyla kendi yapacağımız bir takım tasarruflara malikiz. Ama Mevla'nın müsaade ettiği kadar. Onun dışına çıkamayız. Bu benim canım, bu benim malım, bu benim evladım diyerek her istediğimizi yapamayız. Şimdi insanlara sen hürsün, istediğin gibi yaşama hakkına sahipsin diyerek Allahu Teala hazretlerinin kurallarını da çiğneme hususunda ona bir cesaret veriyorlar. Bu cesareti verirler ama seni ölümden kurtaramazlar. Sen eğer o kadar hürsen ölmemeyi becerebilmen lazım. O kadar hürsen Mevla'nın huzuruna çıkmamayı becerebilmen lazım. Bunların hiçbirisine malik değilsin. Mevla Teala Hazretleri'nin huzuruna çıktığında yanında sana cesaret veren hiç kimseyi bulamayacaksın. Hiç kimse sana yardım edemeyecek. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Yarın mahşer meydanında ne kendin için bir veli ne bir yardımcı bulamayacaksın. Mevla'nın huzurunda hesap vereceksin ama dünyada kendini çok hür hissediyordun. Aziz müminler, biz Mevla Teala Hazretlerinin kölesiyiz, kuluyuz. Onun emri üzere yaşamak zorundayız. E hele hele inanıyorsak, inandığımız halde efendim ben istediğimi yaparım deme gibi bir lüksümüz yoktur. Mevla Teala Hazretleri yine bizim iyiliğimiz için, yine bizim yararımıza olmak üzere bize bazı emirlerde bulundu. Bunlardan birçoklarını konuşuyoruz. Bugün neyi konuşacağız? Tesettürü konuşacağız. Tesettür aslında hem erkekler hem kadınlar için Allahu Teala Hazretlerinin emrettiği bir şeydir. Ancak erkekler için belki tesettür biraz daha efendim e, daha rahat efendim tesettür emri göbekle diz arasını kapsayacak şekilde farz olma noktasında bu şekilde varid olmuştur. Kadınlar hususunda tesettür ise el, yüz ve bir rivayette ayaklar dışında bedenin tamamının örtülmesi şeklinde varid olmuştur. Onun için tesettür deyince erkekler zaten bu tesettüre riayet ettikleri için her ne kadar bir takım eksiklikler olsa da genelde bu tesettür konuşulduğunda kadınlar hususunda konuşulur. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri tesettür hususunda özellikle kadınlara e, ayet indirmiş. Kadınlar hakkında bir ayet indirmiş ve onların örtünmesini emretmiştir. Kadınlarımıza, Müslüman kadınlara kendilerine cesaret veren, sen hürsün, istediğin gibi giyinir, istediğin gibi dışarı çıkarsın diyenlere kulak vermemelerini tavsiye ederiz. Çünkü Mevla'nın huzurunda o cesaret verenler bizi efendim tahrik edenler bizi Mevla'dan kurtala, kurtaramayacaklarını bizler de biliyoruz. Huzur ilahiye çıktığımızda yalnızız. Mevla Teala Hazretleri niye onları dinledin, beni dinlemedin diye hesap sorduğunda verecek cevabımız olmaz. Ayrıca kadınların Açılması istedikleri gibi dışarı, efendim mahrem yerlerini açarak dışarı çıkmalarına teşvik edenler hiç de iyi niyetli değiller. Yani kadınların özgürlüğünü düşündüklerinden değil. Bir karikatürde şöyle çizmiş birisi gerçekten de e, çok manidar bir karikatür. Belki birkaç sayfa anlatılamayacak mevzuyu bir efendim çizimle anlatabiliyor insanlar. Bir tane tavuk kümesi içerisinde Efendim bir tane tilki kümesin dışında ağzından salyalar akarak efendim e, bağırıyor çağırıyor e, tavuklara özgürlük tavuklara özgürlük diye feryat figan bağırıyor. Güya onların haklarını tavukların haklarını koruma gayesiyle görüntüsüyle bağırıyor çağırıyor. Halbuki gayesi kesinlikle o tavuğu korumak değil. Tavuğun kümesten dışarı çıkmasını sağlayıp onu efendim dışarıda yemek. Yani aziz müminler Müslüman kadınlarını soyunup e, açılıp dışarıya çıkmasını onları düşünüyoruz, onlar için özgürlük talebinde bulunuyoruz diyerek talep eden o birçok erkeğin asıl niyetleri kadınların dışarı efendim bu şekilde çıkıp onların kem gözlerine mazhar olmaları, gayeleri budur. Yani onların bu çağrışlarına, bağırışlarına, özgürlük kadına diyerek efendim çarşafı ya da tesettürü sanki bir kısıtlama, bir efendim özgürlük ihlali gibi göstermelerine asla aldanmamak gerekir. Sonra biz Rabbimizin kuluyuz dedik. O ne emrederse o şekilde yaşayacağız. Allahu Teala Hazretleri bizim zararımıza bir şey emretmez. Yani sırf biz meşakkate girelim, sıkıntıya girelim, zorluk çekelim diye bir şey emretmez. Estaizu bile. Ve mâ aleykel Kur'âne li teşkâ. Biz Kur'an'ı sana meşakkata düşesin diye indirmedik. Bir kere dünyada huzur içinde yaşayasın. Ahirette de ebedi saadete kavuşasın diye. Dünyada Mevla bize neyi emretti ki onda bir huzur, bir saadet, bir sükunet ve sekinet olmasın. Neyi emretti? Neyi yasakladı ki onda insanların efendim saadeti ve mutluluğu olmasın? kadına tesettüre emrettiyse Mevlamızın bir bildiği vardır. Ela ya'lemi men halak. İnsanı Allah yarattı. Yaratan bilmez mi Mevla buyuruyor. Erkeği o yarattı. Ona efendim bir takım arzular koydu içine. Bazı şehvetler, bazı iştahlar yarattı. Bize e, vücudumuza yerleştirdi Mevla Teala Hazretleri. Bazı duygular. Dolayısıyla Mevla yarattığını bilmez mi? bilir ona göre emreder. Mesela Es-Sa'du billah kul lil min absarihim ve yahfazu furujahum. İnanan erkeklere söyle gözlerini haram yerlerden bakması yasak olan yerlerden sakınsınlar. Kadın namahrem kadınlara bakmaktan gözlerini yumsunlar, sakınsınlar. Neden Mevla bir kadına bakmayı yasaklıyor özellikle namahrem yerleri açık olan bir kadına bakmayı yasaklıyor çünkü gözden kalbe bir yol vardır. İnsan önce bakar sonra gönlüyle efendim arzular ondan sonra o arzusunu yerine getirmek üzere fiiliyata harekete geçer. Onun için Mevla en baştan kesiyor işi. Mümin inanan erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar harama bakmasınlar. Peki aynı şey kadınlar için de var mı? Sizce bile ve kullil müminati yaghlulun min absarihinne. İnanan kadınlara da söyle onlar da bakması yasak olan namahrem erkeklere bakmasınlar Mevla buyuruyor. Aynı şey onlar için de geçerli. Mevla Teala Hazretleri kadını erkeğe erkeği kadına süslemiştir. Özellikle kadında belki erkeği cezbedecek çok daha bir cazibe yerleştirmiştir Mevla. Kur'an-ı Kerim'de bakın Mevla Rabbimiz buyuruyor Es-Sihaz zü Bile Züyyine linnâsuhubbu şehevâti minen nisâi İnsanlara şehvet arzuları süslenmiştir. Yani onların içlerine, fıtratlarına bir şehvet ve arzu konmuştur. Bu arzunun konması bir yönüyle imtihan içindir, bir yönüyle hasaten özellikle insan için gerekli olan şeylerdir. Minen Nisa özellikle o şehvet kadına karşı bir şehvet süslenmiş insan içine yerleştirilmiştir. Bu şehvet Haddi zatında kötü bir şey değildir. Yuvaların birbirine kenetlenmesi için, bağlanması için gerekli bir şeydir. Yani erkekte bir kadına karşı arzu olmasa, kadında erkeğe karşı bir arzu olmasa, yuvalar kurulamaz. Kimse kimsenin kahrını çekmez. Ama Allah öyle bir cazibe verdi, öyle bir şehvet verdi insanlar bu şehvetleri, bu arzularıyla kadınlarına bağlanıyor. Kadınlar Beylerine, efendilerine bağlanıyor. Böylece bir yuva kuruluyor. Çocuklar, nesiller dünyaya geliyor ve Müslüman nesli bu şekilde insanlık alemi devam ediyor. Bu haddi kötü bir şey değil. Ancak Mevla Teala Hazretleri kendi helaline, eşine karşı şehvetlenmeyi yasaklamamış. Hatta kadına, kocasına karşı süslenmeyi emretmiştir. Kadın kocasına karşı süslenecek, onun efendime söyleyeyim bu e, yöndeki ihtiyacını görecek ve e, karşılıklı böylece tatmin olacak, sükunete erecek, böylece gözleri yabancıya gitmeyecek. Mevla Teala Hazretleri bunu emretmiş ama yabancı kadınlara bakmayı yasaklamış. Kadına da yabancı erkeklere bakmayı, şehvetle bakmayı yasaklamış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık diyor Ümmü Seleme annemiz naklediyor. Eşlerinden Meymune annemiz de orada. Abdullah İbni Ümmü Mektüm kör sahabi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Resulullah Efendimizden izin istedi içeri girecek. Ümmü Seleme annemiz diyor ki hicab ayeti inmişti. Hicab ayetinde inşallah birazdan okuruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki istetira. Yani Abdullah geliyor siz perde arkasına geçin. Dediler ya Resulallah bu kördür. Bizi görmez dediler. Kim olduğumuzu bilmez. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki E amyavani entüme siz kör müsünüz buyurdu. Siz görmüyor musunuz buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem annelerimize perde arkalarının arkasına geçmeyi emretti. Yine onların da yabancı bir erkeği görmesi efendim hoş olmadığını ne yapmış oldu? Burada göstermiş oldu sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz müminler yaratan bilir. İçimizi dışımızı bilir. Bakmayın siz o efendim bu Müslümanlar çok şehvetlerine düşkün insanlar. Azıcık bir kadına açık görseler hemen ona efendim ona karşı böyle bir meyil ederler deyip de Müslümanları itham eden o zalimler o zalimlerin içlerine bir baksanız kalplerine bir baksanız Allahu Teala Hazretleri bu sözleri söyleyen erkek o zaman gözünü kapatsın diyenlerin fuhşiyatını bütün millete de izhar etmiştir. O zaman erkek gözünü kapatsın kadınları niye örtüyoruz diyenleri Allahu Teala Hazretleri bütün el aleme rezil etmiştir. Millete sarkıntılık yapmak, efendime söyleyeyim onlara tacizde bulunmak, her türlü rezillik böyle diyenlerin arkasında var. Ben kendim şahit olduğum bir hadiseyi size anlatayım. Askerde bir kardeşimizle nöbet tutuyoruz. Bu konular açıldı. Biz de hoca olduğumuz için sorarlardı devamlı. İşte nöbetteyken sohbet ederdik. Bu konular açıldı. Namahrem kadınlarla olan ilişkilere dair bir konuştuk birazcık, sohbet ettik. Dedim. Ee, ...caiz değildir bir e, erkeğin yabancı bir kadına bakması. Hocam dedi sen niye böyle abartıyorsun dedi. Biz o kadar dedi kadınlar görüyoruz. Hiç de böyle şehvetimiz kabarmıyor. Siz diyor biraz fazla abartıyorsunuz. Bayağı bir uğraştırdı, bayağı bir konuştu. Üzerinden bir iki hafta geçmedi daha. Nöbet yerimizde oturuyoruz 8-10 arkadaş. Bu nöbette siz abartıyorsunuz. Siz şöyle böyle öyle diyen o arkadaş yukarıdan koşarak asker arkadaşlarının oturduğu yere geldi ve herkese diyor ki işte falanca falancanın diyor hanımı geçiyor diyor. İşte gelen gelsin. Milleti milleti evli bir kadına hem de efendim tanıdığı bildiği bir komutanının eşine efendim bakmaya çağırıyor. Kendisi de bakmakla yetinmiyor. Bir de milleti de oraya çağırıyor. Ona ismiyle hitap ettim. Hey dedim falanca ismini söylemiş. Hey falanca sen iki, 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 hafta önce efendim siz abartıyorsunuz diyen değil miydin? Şimdi ne yapıyorsun? Hem kendin hem milleti de oraya teşvik ediyorsun. Ya hani kalbin temizdi senin diye ben çıkışınca benim orada olduğumu fark etmemişti. Ben böyle çıkışınca bu sefer ya hoca dedi ne temiz kalbi dedi ya hadi git dedi koştu gene efendim kaçırmamak için. Aziz müminler. En tehlikelileri kimlerdir biliyor musunuz? Diliyle yok sizin kalbiniz bozuk. Sizin şöyle efendim siz fazla aşırısınız. Şöylesiniz böylesiniz diyenler. En tehlikelileri de onlardır. Onların kalbindeki bozukluğu Mevla bir gösterse. Değil efendim onu hanımınla aynı odaya koymak. Efendim beraber çay içmek. Perde arkasından bile efendim yanına yaklaşmasına müsaade etmez insan. Allah-u Teala Hazretleri biliyor kullarını. Sonra insanın ille kötü kalpli olması gerekmez. Bakın bu fıtri bir şeydir. Allahu Teala Hazretleri fıtratımıza bunu koymuştur. Aynı ne gibi? Mesela yemeğe karşı bir iştah koydu içimiz öyle değil mi? Özellikle acıktığımız zamanda, özellikle acıktığımız zamanda belki de daha tok olduğumuz zamanda hiç iştah etmeyeceğimiz kuru bir ekmeğe bile. Ağzımız sulanır, öyle iştah eder, öyle arzuyla o yemeği yeriz. Bakın, Allahu Teala Hazretleri fıtraten koymuştur yemeğe karşı iştah. Peki aynı bu iştah, aynı bu şehvet, şehvet iştah aynı köktendir. İştaha, yeştehi şehvetlenmek, arzulamak, istek istemek demektir, iştah duymak demektir. Şehvetle iştah aynı köktendir. Aynı bu iştahın benzerini Allah-u Teala kadına karşı da koydum erkeğin içine diyor. O zaman belki de insanın tokken, efendim e, sükunet halindeyken arzulamayacağı ya da iştah duymayacağı bir şeye belki biraz daha efendim açken, gönlü açken biraz daha efendim daha tehlike arz etme durumu söz konusu olabilir. İnsanın hali e, değişiktir. İnsanın hali değişiktir. Mevla Teala Hazretleri onun için inanan kadınlara emretmiştir. Biz burada inanmayanlara bir şey demiyoruz. Bu konuşmalarımız Allah'a inanan, Kitabullah'a inanan kadınlara. Bakın Mevla Teala'nın inandıkları, bizi o yarattı, bizi hesaba çekecek, cennetin ve cehennemin sahibi olan Allah diye inandıkları o Allah'ın kitabından ayet okuyacağım. Rabbimiz buyuruyor ki Es-Siyazübillah. Ya eyyühen ey peygamberi zişanım. Kulli ezvecike. Başta eşlerine söyle. Bir erkeğin en başta sorumlu olduğu kadın eşidir. Eşine karşı eşinin efendim durumunu halini düzeltme hususunda çok büyük sorumluluğu vardır. Eşlerine söyle. Ve benetike. Sonra kızlarına söyle. Ve nisail müminin. Sonra sen kendi hayatında bunu tatbik ettikten sonra eşlerin Şimdi söylenecek olan emri yerine getirdi kızların yerine getirdi. Ondan sonra da ve nesail müminin ve müminlerin kadınlarına da söyle. Hepsine ilan eyle. Burada vav e, mutlak cem içindir. Hepsine birden söyle demektir aslında ama yine de bu sıralamada bir hikmet vardır. Tefsirlerde de geçer. Ve inanan erkeklerin hanımlarına, eşlerine, kızlarına söyle. aleyhin aleyhinne üzerlerine ta başlarından ayaklarını aşağılar kadar sarkıtsınlar. Mincele bi bihin çarşaflarını tepeden aşağıya kadar sarkıtsınlar yani sımsıkı örtünsünler. Elmalılı Hamdi Yazır Rahimullah'ın bu ayete verdiği mana hanımlarına kızlarına ve müminlerin hanımlarına hepsine söyle ki cilbaplarından dış elbiselerinden üzerlerini sımsıkı örtsünler. Yani tepeden tırnağa örtsünler sımsıkı derken hiç görünmeyecek şekilde örtsünler demektir. Mevla Teala Hazretleri kadınlara özellikle tesettürü emretmiştir. Ne için? Çünkü Allah kadında bir cazibe yaratmıştır. Erkeğe, erkeği çeken, erkeğin şehvetini uyandıran, tahrik edecek bir cazibe yaratmıştır. Bugün soyunan ya da açılan, saçılan kadınların çevrelerindeki insan erkekleri nasıl etkiledikleri izah etmeye, açıklamaya ihtiyaç duymayacak şekilde herkes tarafından bilinen bir şeydir. Herkes tarafından bilinen bir şeydir. Dolayısıyla Mevla Teala Hazretleri inanan kadınları bu kem gözlü kalbinde şehvet hastalığı olan insanların bakışlarından korumak üzere örtünmeyi emretmiştir. Nasıl örtünecek? Bakın Cilbabı, Elmalılı Hamdi Yazır diğer tefsirlerden de e, aynı şeyi size nakledebiliriz. Ama bizim e, muasır diyelim efendim yakın tarihimizde en son yazılmış Manlı ulemasından Elmalılı Hamdi Yazır e, hocanın yazmış olduğu tefsirden bunu açıklayalım ki belki daha ikna etmeye yakın olur. Cilbap nedir? Cilbap baştan aşağı örten çarşaf, ferace, car gibi dış elbisenin adıdır. Küllü sevbin telbesühül mer'etü fevka siyabiha. Normal elbiselerinin iç elbise yani evde giydiği elbiselerin üzerine insanın kadınların tepeden tırnağa örtünmek için giydikleri elbiseye cilbap denir. Milhafa, mikna, çarşaf ve peçe de efendim bu ayet-i kerimede anlatılan cilbapla kastediliyor. Çarşaf onu efendim en başta söyledi zaten. Şimdi bazıları diyor ki manto yeterlidir. Efendim rengarenk mantolar ve örtülerle kadınlar örtülmesi yeterlidir. E, bu çarşaf Kur'an'da yoktur. Çarşaf Kur'an'da yoktur e, demek bütün geçmişteki müfessirleri 1400 yıllık İslam geleneğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu ayeti kerimenin nasıl amel edildiğini ne dair gelen bütün bu rivayetleri hepsini elinin tersiyle itip ben Kur'an'ı en iyi anlarım. Herkesten daha iyi anlarım. Peygamber aleyhisselam nurundan, nübüvvet nurundan uzaklaşsak da 1400 yıl sonra bile ben bunu daha yakınlardan hatta sahabeden bile daha iyi anlarım iddiasıdır. Sanki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri hiç yaşamadı, hiç hayatında tatbik etmedi. Bakın ayet önce Peygamberimize kendi eşlerine bu cilbabı, bu tesettürü emrediyor. Önce kendi eşlerine. Ya bir Müslüman bakmalı değil midir? Peygamberimiz bu ayetle nasıl amel etti? Rivayetler ne diyor? Efendim Emeviler tarafından birçok hususta bozulmuş, e, Emevilerin örtünmeye dair olan e, yorumları, iddiaları bugün bugüne aktarılmıştır şeklindeki iddialar, çok asılsız ve tutarsız iddialardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 10 yıl Medine-i Münevvere'de bir İslam devletinin liderliğini yapmıştır. Hem peygamber hem imam hem efendim komutan hem o devletin başkanı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra 30 yıl en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali 30 yıl bu devletin efendim halifeliğini yapmışlar, bu devletin başkanlığını yapmışlardır. 30 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne gördülerse aynısıyla tatbik etmişlerdir. Bu süre içerisinde nice alim yetişmiştir. Nice sahabenin dizinin dibinde yetişmiş Efendim tabi'in uleması Zuhur etmiştir Onlar sahabeden aldıkları ilimleri Kendinden sonraki nesilleri nakletmiştir İslam Hristiyanlık gibi Bir devlet kuramadan Efendime söyleyeyim Havarilerin olduğu gibi Kaçak göçek tebliğatın yapıldığı Belki bir ferdin içi ferdin bir araya gel gelerek Gözlerden milletten Kafirlerden saklanarak İslami ya da işte Hristiyanlığı yaşama gayretinde olduğu bir din değil. İslam kurulduğu andan itibaren her daim bir devlet e, bünyesinde efendim yaşanmış bir dindir. Siz nereden nasıl çıkartıyorsunuz? Çarşaf diye bir şey yoktur İslam'da da efendim o şöyledir böyledir Emevilerin uydurmasıdır. Emevi nasıl dillerine düşürmüşlerse adama namaz kılıyor musun diye soruyorlar. Ben o Emevilerin kıldığı namazı kılmam diyor. Sanki bu beş vakit namazı Emeviler uydurmuş bu şekilde rükûyla secdesiyle. Sanki Resulullah zamanında hiç namaz kılınmamış. Böyle saçmalıklara kulak verdiğin zaman senin canın da ekşili istediği için veriyorsun. Unutma. Ve kıyamet gününde o tabiler müstalaf denilen alt tabaka Godamanlara, kafirlerin ele başlarına, öncülerine uyan o zayıf alt tabaka sizin yüzünüzden sapıttık. Siz bize bunları emrettiniz. Siz bizim yolumuzu şaşırmamıza sebep oldunuz diye Allah'tan onlara daha çok azap vermesin istediklerinde Mevla Teala Hazretleri sizin hepinize katmerli azap var buyuracak ve hepsi cehennemde yanacak. Yani öyle birilerinin kulağı birilerinin anlattığına Kulak verdin de beni onlar yoldan çıkarttı. Unutma senin canın ekşili istiyor. Bakın kitaplar. Kitaplardan biz size naklediyoruz. Bizi efendim zamanımızın hocaları yoldan çıkarttı diyerek kendini kurtaramazsın. Araştıracaksın, bakacaksın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerle ilk amel eden insan. Ayaklı Kur'an, yaşayan Kur'an. Kur'an'ın ete kana bürünmüş halidir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O eşlerine ne giydirdi? Bakın Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha naklediyor. Lemme nezele ayeti. Bu tesettür ayeti indiğinde söyle inanan eşlerine, kızlarına, inananların hanımlarına yudnin aleyhinne min celabi bihin üzerlerine cilbaplarını alsınlar ayeti inince harace nisa'ulen sar ke enne ala sinel mine sekineti ve aleyhinne eksiyetü sudin yelbesunehe. Onlar sanki üzerlerinde kara kuzgunlar konmuş gibi tepeden tırnağa siyah elbiselerine büründüler, çarşaflarına büründüler. Ayşe annemizin nasıl örtündüğü kitaplarımızda naklediliyor. Bakın Elmalı Hamdi Yazır. Çar ve çarşaf nasıl örtünme nasıl olurmuş bunun beyanında bir e, suret naklediyor nasıl örtüneceği. Kaşlarına kadar başını örttükten sonra büküp yüzünü de örtmek ve yalnız tek bir gözünü açık bırakmak suretiyle tesettüre bürünmektir diyor bu ayetin yorumu. Ve sonra dipnota düşmüş bizler yetiştiğimiz zaman memleketlerimizde annelerimizin tesettür tarzı da bu idi diyor. Elmalılı Hamdi Yazır kendisi analarından bunu naklediyor. Bizim analarımız böyle örtünürdü. Büyüklerimiz biliyorlar annelerimizin nasıl örtündüklerini. Yüzlerini örtüyorlar. Çarşaflarıyla yüzlerini kapat kapatıyorlar. Efendime söyleyeyim. Erkekler hatta geçerken köy yerlerinde mesela bir grup erkek geçerken eğer kadınlarla karşılaşırsa kadınlar bir duvara dönüyor hatta çöküyor efendim erkeklerin yanlarından geçip gitmesini bekliyor. Tabi biz zihinlerimiz bulanmış nesilleri bunu abartılı görürüz. Ama gencecik kızların erkeklerin omuzlarına çarpa çarpa tepeden tırnağa kokulanmış halde efendim tahrik edici bir kıyafetle erkeklerin omuzlarına çarpa çarpa yanımızdan geçmesini bu kadar yadırgamayız. Zihinlerimiz bulanmış. Kendi özümüzü, kendi ecdadımızın amelini efendim abartı aşırı görürüz. Bizim düştüğümüz halin ne kadar efendim büyük bir cürüm ve yanlışlık içerisinde olduğumuzu hiç fark etmeyiz. Niye? Bulanmış zihinler böyledir zaten. Böyleyiz aziz müminler. Yadırgamayız. Bir kızın babasının abisinin yanında duramayacağı kıyafetle dışarı çıkmasını görürüz, gözümüzle görürüz de yine de buna buna yadırgamayız. Bu ne oluyor? Ne yapıyoruz biz? demeyiz. Allahu Teala Hazretleri bu tesettürü tekrar hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Hazreti Ayşe annemizden bakın ne rivayet var. Ensar kadınlarını Allah rahmet eylesin. Bu ayeti kerime tesettür ayeti indiğinde elbiselerini yardılar. Onunla başlarını sardılar ve tepeden tırnağa örtünüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında öyle namaza gittiler. Yani hemen bu e, ayetle amel etmeye giriştiler. Aziz müminler Mevla Teala Hazretleri Erkeğe kadına bakmayı yasaklamıştır. Yabancı namahrem kadınlara bakmayı yasaklamıştır. Ancak çarşaf giyen bir kadın kendisini öylesine bir tesettür içine almıştır ki kitaplarımızda var fıkıh kitaplarımızda sünnet üzere tesettüre bürünmüş çarşafını giymiş bir kadına bir insana baksa bile baksa bile onun herhangi bir mahrem yerini herhangi bir vücut hattını çizgisini fark etmeyeceği için o o namahreme bakmış haram yerlere bakmış günahını almaz diyor. Her ne kadar kötü niyetle bakmasının ayrı bir cerimesi vardır ama namahreme bakmış sayılmaz. Çünkü aynı şunu misal veriyor bir çadırın içerisinde bir kadın olsa o çadıra baksa efendim bundan harama baktı denir mi denmez. Çarşaf da aynı o çadır gibi o kadını örter. Allah çarşaf giyerek Erkekleri böylesine bir günaha düşmekten koruyan ve kendi namuslarını, iffetlerini bu kem gözlerden koruyan kadınlara merhametiyle muamele eylesin. Ki aziz müminler bugün hiç kimsenin e, bu kıyafet şekline bakmadığı bir zamanda bu kıyafete dikkat eden, bu tesettüre bürünen kadınların derecelerinin çok âli olacağı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerine de anlatılıyor men temasseki bir sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrumiyeti şehidin ümmetimin fesada gittiği sünnetimin terk edildiği bir zamanda benim sünnetime tutunana Allah yüz şey sevabı verir Mevla buyuruyor. Peygamberimiz buyuruyor. Yüz şeyi sevabı verir. Çok ali derecesi olacak. Mahmut Efendi Hazretleri Üstadımız Efendi Hazretlerimizin sohbetlerine gelip e, çarşafa bürünmüş bir yeni çarşafa bürünmüş bir bacımız ilk çarşafa büründüğü gece rüyasında mahşerin kurulduğunu görür. Güneşin yaklaştığını ve bütün insanların o güneşin altında kanter içerisinde perişan halde olduklarını görür. Ancak dikkat eder ki o güneşten kendisi hiç etkilenmiyor. Sonra yanından çarşafa bürünmüş bir grup efendime söyleyeyim bir topluluk geçer onları çok sever. Ben de size katılabilir miyim? Tabii ki sen de gel bizim aramıza gir. Sen de efendim Allah Resulü'nün sünnetini, eşlerinin sünnetini ve Mevla'nın emrettiği bu tesettürü riayet ettin. Sen de gir aramıza diyerek o kadınların arasına katılır. Dikkat ettiği şey şu o güneş ne kadar yakın olsa bütün milletin beyinleri kaynasa da o çarşaf o gün onu o güneşin hararetinden koruyor. Rüyalara itimat olunmaz demeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itimat ederdi. Görülen bazı rüyaları yorumlardı. Eğer görün, görün, görülmüş bir rüya şeriata, İslam'a, sünnete uyuyorsa ulema da bunu eğer tasdik etmişse doğru bir rüya efendim bu rüya da bize bir şeyleri anlatır. Peygamberimiz Ba sabah namazlarından sonra hel ahadu minkum ru'yen der. Sizden rüya gören var mı der. Onların rüyalarını tevil ederdi. Dolayısıyla görülen rüyalar birine gösterilir ama bütün Müslümanlara da nedir? Bir mesajdır. Allah'ın izniyle öyle olacaktır. Biz Kur'an ve hadis-i şeriflere baktığımızda sünnet-i seniyeyi yaşayan, efendim kuşanan insanların ne dünyada ne ahirette zorluk çekmeyeceğini efendim biliyoruz. Bir ayet kelime daha okuyayım. Allahu Teala Hazretleri annelerimize başta peygamberimizin hanımlarına ve sonra bütün müminlere olmak üzere şöyle emrediyor Es-Süre'de Ve karnefi buyutikunne ve la teberracne teberrucel cahiliyetil uleh. Eski cahiliye döneminde kadınların tesettüre riayet etmek sadırları açık, saçları açık, kolları açık bir vaziyette erkeklerin arasına çıktığı gibi açılarak, saçılarak sakın dışarı çıkmayın buyuruyor Mevla. Ve karne fi büyütikünle evlerinizde otur. İhtiyacınız olmadıkça dışarılarda efendim gezmeyin Mevla buyuruyor. Ve karne fi büyütikünle ve la teberracne teberrucel cahiliyetülüle. Tabii ki kadın evde oturur ihtiyacı olduğu kadar da dışarı çıkacaktır. Buna kimse bir şey demiyor. Yani ihtiyaç olduğu zaman kadın da dışarı çıkacak ama dışarı çıkarken de tesettürüne riayet edecek. Aynı zamanda yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının efendim şahsında bütün ümmete Mevla şöyle emrediyor Es-Sâdü Bilem. Vel yadribne bi humurihinne alâ başörtülerini şu sadırlarını kapatacak şekilde tepeden tırnağa örtsünler. Ayrıca ve la yazrimne bi'erculihinne li'uleme ma yukhfine min Kadınlar ayaklarına halkal denen belki bugün de takıyorlar bir efendim süs eşyası takıyorlar bir bilezik ayaklarına taktıkları o halkallar yürüdükçe ayaklarını biraz sert yere vurdukça birbirine çarparak Ş, e, şıngırtıyor, ses çıkartıyor ve böylece erkeklerin dikkatini çekmiş oluyor. Mevla buyuruyor ki: "Ayaklarını sert bir şekilde yere vurarak gizledikleri o e, ayak takılarının şıngırtısının duyulmasını duyulmasının önüne geçsinler ayaklarını yere vurmamak suretiyle." Bakın bir kadının ayağındaki süs eşyasının şıngırtısını erkeklerden kıskanıyor Mevla Teala. Onun doyulmasını istemiyor. Dikkat çekeceği için erkeklerin o kadına dönüp bakma, bakma hissi uyandıracağı için yürürken bile edebine adabına riayet ederek yürümeyi emrediyor Mevla. O zaman aziz müminler bize düşen kadınımızı kızımızı Allahu Teala'nın emrettiği şekil, şekilde örtünmelerini sağlamak, onlara efendime söyleyeyim bu ayetleri okumak, onlara nasihat etmek ve e, Kur'an'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin gerektiği şekli onlara öğretmek e, bu şekilde toplumun da bozulmasının önüne geçeriz. Kadınlar eğer açılır saçılır erkeklerin arasında e, olur ve e, içli dışlı bir durum söz konusu olursa bunun efendim açacağı sonuçlar, kötülükler, fesatlar e, telafi edilir türden değildir. Allahu Teala Hazretleri bu İslam kalesine girmeyi nasip eylesin. İslam'ı yaşayan erkekler ve kadınlar kale içinde gibidirler, korunmuşturlar. Mevla onları korur. Eğer o kaleden çıkarsak ondan sonra şeytanın efendim yemi oluruz. O az önce söylediğim karikatürdeki Silkiye eşlerimizi, kızlarımızı efendim yem etmiş oluruz. Allahu Teala hazretleri cümle müminleri muhafaza eylesin. Ecdadımızın riayet ettiği gibi bir saçının telini namahremden sakınan kadınlardan bahsederdik biz. Eskilerde böyle kadınlardan bahsediyorduk. E yine böyle nesiller yetiştirmeyi Rabbim nasip eylesin. Sizlere Allah rızası için Rabbimizin emrini duyurmaya çalıştık. Kimseye mana bulma gayemiz yok. Sadece Mevla'nın emrini duyurmak, bunu hem kendimiz yaşamaya hem de insanların yaşaması için gayret sarf etme vazifemiz var. Bunu ifa etmeye çalışıyoruz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepimizi hayır işlere, sünneti seniyeyi yaşamaya muvaffak eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. El Fatiha. صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد